Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu. Bugün Cuma ve böyle güzel, çok tatlı bir müzikle başlamak istiyorum yorumuma. Bu dinlediğiniz parça Igor Stravinsky'nin Ateş Kuşu adlı bale süitinin girişinden. Klaus Makela yönetiyor, Paris Orkestrası'nın genç şefi. Henüz 31 yaşında ve olağanüstü işler yapıyor. Bu dinlediğiniz kaydı da geçen yıl çıkan albümünden. Evet, bununla başladım çünkü dün sabahtan beri Paris'teyim ama çok güzel bir olayla başladım Paris'e. Uçaktan inip taksiye bindiğimde taksi şoförü klasik bir müzik dinliyordu. Biraz dikkat ettim, işte bu Stravinsky'nin Ateş Kuşu süitinden bir parçaydı. O kadar güzel geliyordu ki ekranda baktım hangi kim çalıyor diye, orada gördüm ki Klaus Makela'ymış. Benim 21. yüzyılda çok sevdiğim sanatçılardan biri. Klaus Makela 2027 yılından itibaren dünyanın en önemli orkestralarından biri olan Chicago Senfoni'nin başına geçecek. Aynı zamanda Amsterdam'daki Concertgebouw Orkestrası'nda müzikal direktörlüğünü yapacak. Bunun anlamı şu: artık 21. yüzyılın çocukları 20. yüzyıldan kültür ve sanatı devralıyorlar. Çünkü Chicago Orkestrası'nda bu görevi devralacağı insan bir efsane. Ricardo Muti'den alıyor orkestra şefi ve onun gibi bir efsaneden sonra bir 21. yüzyıl dokunuşu getirecek. Kendi kendime düşündüm. Teknolojide, sporda, siyasette, hayatın her alanında 21. yüzyılın çocukları görevi devralıyorlar ama devralamadıkları bir tek şey var. O da siyaset. Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri. Oralarda hala 20. yüzyılın, üstelik de 20. yüzyılın ilk yarısının insanları oturuyor ve dünyanın başındaki felaketin nedenlerinden biri de bu. Arabadan inerken taksi şoförüne 10 euro bahşiş verdim ama bahşiş değildi bu. Taksi boyunca giderken o harika konseri dinleme ücreti olarak ödedim. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Günün yorumu.